Yanımızda önemli bir konuğumuz var. Ee, Türkiye Barolar Birliği Başkanı Erinç Sakan stüdyomuzda ve size sormamız gereken çok şey var Erinç Bey. Keşke burada e, çok güzel haberlerle buluşmuş olsaydık evet, ama maalesef evet. sıkıcı ve can sıkıcı dönemlerden geçiyoruz. Gerek sağlıkta yaşanan e, vahşi katliamlar. ...gerek hukukta konuştuğumuz bir avukatın öldürülmesine dair pek çok şiddet haberini bu hafta sizlerle paylaşmış olduk. İşte bu konuları sizlerle konuşmak istiyoruz. Çünkü şiddet eğilimi olan bir topluma dönüşmüştük çoktan beri ve buna dair herhangi bir önlem alınmadı. En başta e, dilerseniz haberimizi izleyelim. Hay hay. E, doktorlarımız çünkü bu hafta eylemdeydi. Her ne kadar bu sabah Devlet Bahçeli... Türkiye Tabipler Birliği'ni eleştirmiş olsa da onların öncülüğünde ve pek çok sağlıkçımızın öncülüğünde e, doktorlarımız grevdeydi, sağlıkçılarımız grevdeydi ve seslerini duyurmaya çalışıyorlar. Eğer bir önlem alınmazsa bu grevlere devam edeceklerini söylüyorlar haklı olarak ve tabii ki bu noktada e, sağlık hizmetlerinin durması hepimizi derinden etkileyecek. Şimdi onların seslerini duyurmak istemelerindeki sebebi izliyoruz. E, tabii ki Doktor Dr. Ekrem Kara, Karakaya'nın e, görev başında öldürülmesi sebebiyle sokaktalar ama uzun zamandan beri zaten çözülmeyi bekleyen problemleri var Konya'da görevi başında öldürülen doktor Ekrem Karakaya'nın ardından seslerini duyurmak isteyen, sağlıkta şiddete son demek için grev kararı alan doktorların iş bırakma eylemlerinin ikinci gününde. Bu kez de Ankara'da Sağlık Bakanlığı'na siyah çelek bırakma hamleleri polis engeline takıldı. Bir gün önce İstanbul'da sağlıkçılara müdahale etmişti polis. Bu kez de el çelengi geri alamayan hekimler oturma eylemi yaptı. Polisi de protesto etti. Eğer gerekli önlemi almazsanız biz alacağız. Ve bilin ki süresiz hiçbir Sen Konya Şehir Hastanesi'nde katledilen doktoru sağlıkta şiddeti konuşurken Konya'da bir cami imamının cuma hutbesinde sağlık çalışanlarının iki günlük grev kararını eleştirirken kurduğu sen olsan öldürmez misin cümlesi tepki çekti. Yani bu neyi getirir? Daha fazla doktorların öldürülmesini getirir ya tahriktir ya. Herkes haklı olsun kardeşim. Konya Şehir Hastanesi'nde bir doktor alçakça şehit ediliyor. Aynı Konya'da bir imam hak doktorlar için sen olsan öldürmez misin diye vaaz veriyor. Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş ses versene İmam Efendi. Bir din görevlisinin ağzından çıkan bu sözler şiddete, cinayete hatta katliama çağrı niteliğindedir. Türk Tabipleri Birliği olarak hem Diyaneti hem de adli makamları derhal harekete geçmeye çağırıyoruz. Konya Valiliği o imam hakkında soruşturma başlattığını duyurdu. Giderlerse gitsinler diyen Sayın Cumhurbaşkanı hala Doktor Ekrem için bir taziye mesajı yayınlamadı. İşte bu saldırı yapanlar kimi zaman bu söylemlerden cesaret alıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan öldürülen doktorun ailesini arayarak taziyelerini iletti. Gereken önlemlerin alınacağını söyledi ama kamuoyuna o saldırıya ilişkin sözlü ya da yazılı bir açıklama yapmadı. Davutoğlu sağlıkta şiddetten iktidarı sorumlu tutarken önerilerini de sıraladı. Hastanelere x-ray cihazları, gerekli güvenlik donanımları sağlanmalı. Hekimlerimize saldırı konusunda ihtisaslaşmış sağlık mahkemeleri kurulmalı. Eriş bey biz hep ihmaller üzerinde e, aslında durmak istedik ama e, bu haberi aldığımızda ana habere 10 dakika vardı. E, hatta Gülbin Tosun e, sunacaktı o gün. E, araştırıyorduk bir doktorun e, ne kadar eğitim alması gerekir evet. bu konuma gelebilmesi için diye haberlerimizi hazırlamıştık ve yasak geldi. Yani şiddet sarmalının içerisinde biz bu haberleri paylaşmakta bile zorlanıyoruz. En başta şiddet yasasıyla alakalı bize ne söylemek doğru olur acaba? Aslında şuradan başlayabiliriz. Hı hı. Tam e, bu konu çünkü e, toplumsal bir cinnet konusu artık evet. e, ve özellikle doktorlara ve avukatlara da artarak yöneldiğini görüyoruz son birkaç yıl içerisinde. Çözebilmek için ilk önce nedenlerine hı hı. bakmamız gerekiyor. O nedenleri tespit etmek gerekir ki evet. çözümü doğru olarak belirleyebiliriz. E, Topyekün bir mücadele gerekiyor ve gerçekten ciddi bir politika üretmek gerekiyor. Şiddetle mücadele politikasını üretmesi gerekiyor. Meclisin tabii ki. Hı hı. Şimdi burada e, baktığımızda aslında bunun yöntemleri konuşulmuş, konuşulmamış değil. 2012'de araştırdığımızda şunu görüyoruz. 2012'de yanlış hatırlamıyorsam Antep'te genç bir e, hekimin öldürülmesi üzerine mecliste e, bu şiddet olaylarını araştırmak için bir komisyon kurulmuş. Hı hı. Ve bu komisyon 2013 yılının Ocak başında çok ciddi bir raporlama yapmış. <laughs> bu raporlama aslında bütün unsurlarını gösteriyor. Yani neleri yapmak gerektiğini, sorunun kaynağının ne olduğunu ve en başa şunu koymuş. Kamuoyunda önde gelen kişilerin, hı hı. rol model olan kişilerin, başta siyasetçilerin, sanatçıların... E, özellikle bu tür meslek gruplarını ötekileştiren, hedef gösteren, değersizleştiren ve bu meslek gruplarını itibarsızlaştıran söylemlerden ısrarla kaçınması gerektiğini birinci maddeye koymuş. Somut bir öneri olarak. Devamında da daha başka unsurlara da değinmiş. Aslında bunun eğitimden başlayan bir sorun olduğunu. İlk öğretimden itibaren bu konudaki farkındalık çalışmalarının yapılması gerektiğini. E, kamu spotlarıyla vatandaşın bilgilendirilmesi gerektiğini, evet. buna ilişkin ciddi bir çalışma ortaya konulmuş. 2012'den bugüne baktığımızda e, meclisin kendi araştırma komisyonundan çıkan rapora ilişkin sorunların ve çözüm önerilerinin gösterildiği e, bir rapora ilişkin hiçbir adım atılmadığını görüyoruz. Haliyle o tarihten bu tarihe baktığımızda da hem hekime dönük şiddetti, hem avukata dönük şiddetti. Biraz sonra onu da e, konuşacağız. Evet. Çok ciddi oranda bir artış olduğunu e, görüyoruz. Şimdi sorunun kaynağı ve e, çözüm yöntemleri meclisin raporunda var. Aynı raporu e, benzer şekilde bazı farklılıklarımız olmakla birlikte bizim meslek grubumuz için de söyleme şansımız var. Bu kapsamda ilk olarak dilde başlayan e, ki az önce gördük e, haberde bunu değiştirmemiz gerekiyor. Bu meslek gruplarını kamuoyunun önüne hedef gösteren, itibarsızlaştırmaya çalışılan bu söylemden ivedi olarak vazgeçmek gerekiyor. Son dönemdeki Hı. artışla bu söylemin çok yakından bağlantılı olduğunu düşünüyorum. Tabii Konya'da yaşadığımız olay gerçekten hepimizin canını çok yaktı. Bir hekimin bu şekilde katledilmesi, orada çalışan bir sekreterin bu şekilde katledilmesinin gerçekten evet. acısını tarif edecek cümle kurmak bizler açısından çok zor. E, fakat bunun sebeplerinin, eleştirilerinin kamuoyunda paylaşılmasının önüne geçmek ise çok ayrı bir soruna tekabül ediyor. Yani Bu da aslında sansür yasasıyla <laughs> alakalı olabilir tabii, mi? Şimdi ertelense de. Tabii ertelendi ama e, maalesef ki anayasaya aykırı olarak uygulandığını görüyoruz. Konya 5 sulh cezadan çıkan bir karar, 5 sulh ceza hakimliğinden çıkan bir karar. E açıkça aslına bakarsanız sadece habercileri ilgilendirmiyor. Habercinin Konya. haber verme hakkını ilgilendirdiği kadar vatandaşın benim haber alma hakkımın da gasp edilmesidir bu. Basın özgürlüğünün açık ihlalidir. Anayasaya 26. ve 28. maddelere çok açıkça aykırıdır. Anayasa mahkemesinin kararlarına çok açıkça aykırıdır. Ki Anayasa Mahkemesi'nin Sayın Başkanı ısrarla şunu söylüyor. Bizim aldığımız benzer konulardaki bireysel başvurulara ilişkin kararların mahkemelerce e, diğer dosyalarda da uygulanması gerekir. Yoksa biz bu iş yükünün altından kalkamayız e, diyor. Her yerde bunu söylüyor. Fakat gelin görün ki basın kanununun 3. maddesine dayandığını öğreniyoruz. Basın kanununun 3. maddesine dayanarak bu şekilde yayın yasağı verilemeyeceğine ilişkin Anayasa Mahkemesi'nin çok açık kararları var. Hatta daha da öteye götüreyim internet haberciliği basın kanununda düzenlenmiyor. Zaten mecliste görüşülen ancak Ekim ayına ertelenen yasa internet haberciliğini de hı hı. o kapsam dahiline sokmak evet. için yapılan bir yasa. Sosyal yasaydı. medya hesaplarımızdan. Sosyal medya kesinlikle. Ona rağmen basın kanunu bunu kapsamamasına rağmen internetin de internet haberciliğinin de bu anlamda yayın yasağının içerisine alınması... Kararın tamamen hukuk dışı olduğunun, hı hı. keyfi olduğunun, anayasaya aykırı olarak ölçüsüzlük içerdiğinin çok açık göstergesidir diye düşünüyorum. Halbuki bu haberler yapılacak ki e, Tabii. sesi duyulabilsin. Eleştiri hakkımızı kullanabilelim. Evet. Eleştiriden şunu anlamamamız gerekiyor. Eleştiri sadece olumsuz değildir. Olumlu da eleştiri yapılabilir. Ama bizim vatandaş olarak ne olduğunu görmemiz buna ilişkin evet. olarak ifade hürriyetimizi kısıtlıyor temelde bakarsanız. Bu saydığımız özgürlüklerin tamamı, basın özgürlüğü, haber verme, haber alma özgürlüklerinin tamamı ifade hürriyetinin çatısı altındadır ve en temel hak ve özgürlüğümüzdür. Anayasaya aykırı olarak maalesef ki bir mahkeme kararıyla şu anda açıkça hukuka aykırı şekilde kısıtlanmış durumda. E tabi biraz ertelenme mevzusu var ama konu kapanmış değil. Yani e, biz de burada konuşuyoruz ve haberlere dair e, yorumlarımızı getiriyoruz ama Bunlar bizim meselemiz değil, bizim görevimiz olduğu için, tabii Türkiye'de pek çok kanalda yapılmadığı için belki bazen sivilmiş olabiliriz. Ama önemli olan gazetecinin ve habercinin önemli olan görevi ve yapması gereken görev, çözülmesi gereken problemleri masaya yatırarak buradan toplumla paylaşmaktır. Toplumun görmediği her detayı sizlerle paylaşmak adına bizler bu haberleri vermek durumundayız. Ama bu sansür yasası da anladığım kadarıyla evet. kapanmış değil. değil. Belki seçim sonrasına mı ertelendi diye. Aslında evet. Aslında bu örnek bize neyle karşı karşıya olduğumuzu çok net gösteriyor. Hmm. Bu yasa kanunlaşırsa çok daha ağırını göreceğiz. Seçim döneminde mesela göreceğiz. daha çok görüş bildiriyor ya tabii ki evet. insanlar ve toplum, vatandaş, sosyal medyada, twitter'da örneğin hepimiz yorum getiriyoruz. Buna karşı alınmış bir önlem Olabilir mi hükümet tarafından? Tabii bu algının doğması son derece normal, doğabilir. Ben de hissettiğim bu algı zaten. Neden doğuyor? Şimdi bir şiddet vakası var, doktora dönük bir şiddet vakası var, evet. hekime dönük ve yine bir sağlık çalışanına dönük bir şiddet vakası. Bunun paylaşılmasından Hı. neden korkarsınız? E Tabii insanın aklına ilk gelen şey oradaki eleştirilerin, isyanın, e, işte bazı yetkililere dönük, oradaki valiye dönük veya bakan'a dönük eleştirilerin kamuoyunda görülmesinin, konuşulmasının, bu eleştirinin kamuoyuna geniş kitlelere yansımasının önüne geçmek e, bundan başka bir anlam çıkartma şansımız bulunmuyor. Neden bulunmuyor? Çünkü bir mahkeme kararı var elimizde ve o mahkeme kararı hukuka aykırı olduğu gibi. Hı hı. Hukuka aykırı olmakla birlikte içerisinde bir gerekçe de yazmıyor. Şimdi bir gerekçe yazsa anlayacağız. Yani Dese bir ki, devlet sırrı ifşa edilmiyor e orada. Tabii ki. Şimdi kamu güvenliği mi söz konusu? Kamu güvenliğini neden ihlal eder böyle bir olaya ilişkin yayın yasağı? Hangi gerekçeye yaslanıyorsunuz? Hiçbirisi burada belirtilmiyor. Bazı çerçeve maddeler var. İşte 26, anayasa 26-28 basın kanunu 3'e 2'de düzenlenen çerçeve metinler var. Oradaki e, beyanların aynısını alıp karara koymak şeklinde bir <laughs> e, mahkeme kararı. Haliyle biz bunun sebebini anlayamadığımızda yorumumuz az önce sizin yaptığınız <laughs> şekilde daha çok kamuoyunun bu konudaki eleştiri hakkını kullanmasının, yaşananları olup bitenleri öğrenmesinin önüne geçmek amaçlı bir mahkeme kararı olarak e, görünüyor. Bu tespiti şundan dolayı da yapabilirim. E, sonuç olarak... Bizde soruşturmaların gizliliği esastır. Ceza Muhakemesi Kanunumuz uyarınca yürütülen bir soruşturmada temel olan o soruşturmanın gizliliğidir. <laughs> ve burada en de şüphelilerin lekelenmeme hakkı konulur ve bir tarafa da aynı şekilde delillerin karartılmaması <laughs> gerekçesi konulur. Ancak soruşturmanın gizliliğini ihlal zaten bizim Türk Ceza Kanunumuzda ayrı bir suç tipi olarak düzenlenmiştir. Yapılan haber, paylaşımlar o soruşturmanın gizliliğini ihlal ediyorsa zaten bir yıldan üç yıla kadar alt sınırı olan bir suç tipi söz konusu. Haliyle ayrı bir yayın yasağı dayanağı getirmek açıkçası hukuki bir soruşturmayı koruma yöntemi olarak kimse bize anlatamaz. Evet. Bu çok açıkça sansürdür. Basın özgürlüğünün ihlal edilmesi suretiyle vatandaşın da haber alma hakkının engellenmesidir. Başka bir açıklaması hukuki olarak bizim açımızdan bulunmamaktadır. Ve aynı zamanda doktorlarımızın ve sağlıkçılarımızın yaşadığı problemlerin de gündeme gelmemesiyle ile de aslında sebep olan bir durum söz konusu. Yani baktığımızda tabii ki istatistiklere mesela Türkiye Tabipler Birliği'nin verilerine göre geçtiğimiz yıl 59 doktor, 59 sağlık çalışanı yurt dışına gitmek adına Başvuruda bulunmuşken bu yıl 1171 e, sağlıkçımız yurt dışına gitmek adına başvuruda bulunmuş. Yani bu da aslında apaçık gösteriyor. Tabii, kaygıyı e, gösteriyor. Gelecek Maalesef. kaygısını da geçti evet. artık. Yaşam hakkı kaygısını evet. aslında gösteriyor e, bizlere. Yani e, sağlıklarını bırakın, e, insanca yaşama hakkını da geçin. Can güvenliği konusu söz konusu. Evet. Yani evet. öldürülebiliyor bir doktor görevi evet. başındayken. Ama aynı şey... Avukatlar için de geçerli. Evet, evet, maalesef. Bir davayı takip ederken maalesef bu haftada böyle bir duruma evet. tanıklık ettik. Hatta bununla alakalı da bir haberimiz var mıydı Zeray? Evet. Haberimiz hazır. Neler olmuştu? Hukuk penceresinden bakacağız şimdi de. Çünkü şiddet sarmalının içerisinde sadece sağlık çalışanları ve doktorlarımız yok. Hukuk camiası da korkunç bir cinayetle sarsıldı. Silahlı yaralanma sebebiyle daha önce cezaevine giren bir cani, yaraladığı kişinin ailesinin tazminat davası açtığını öğrenince çifte cinayet işledi. Hem davayı açan kadını hem de avukatını öldürdü. Barolar kaybettikleri meslektaşlarının ardından ses yükselttiler ve duruşmaları boykot etme kararı aldılar. Aynen sağlıkta olduğu gibi hukukta da sıkıntılı süreçler yaşıyoruz. 5 yıl önce olan bir davanın sonucu bu yani. Hapisteymiş çıktıktan sonra katliam yaptı. Cezaevinden çıktı. Tazminat davası açan kadına ve avukatına kurşun yağdırdı. Çifte cinayetin ardından yakalanan katil yeniden cezaevine gönderildi. Yaşamını yitiren avukat Servet Bakırtaş'ın meslektaşları ise can güvenliğimiz yok diyerek duruşmaları boykot etti. İstanbul'da Ankara'da avukatlar eylemdeydi. Avukatı müvekkiliyle özdeşleştirilen sapkıncı zihniyet silahtan aldığı güçle ölüm kustu. Bu katil zanlısını da zorunlu olarak bir avukat savunacak. Dün öyle oldu sorguda. Sözün bittiği yerdeyiz biz bugün. Bir mesleğin ölümü göze alarak sürdürülmesi sürdürenler için nedenli onur vesilesi olsa da o toplumun bir kesimi için utançtır. 2013'te beni vurdu. Dava devam ediyordu. Tazminat davasını azmedememiş. Avukatı vurmuş. Beni vurmaya diye gitti. Teyze de davacı, ben de davacıyım. Asıl dava konusu benim olayım. İşte hepimizi katliam yapmaya diye yola çıkmış. Abdullah Türkoğlu 9 yıl önce bir pasajdaki dükkan komşusuyla kavga etti. Onu silahla yaraladı. 4 yıl 2 ay cezaevinde kaldı. Cezaevinden çıktıktan sonra 930 bin liralık tazminat davası açıldığını öğrendi. Davaya açan vurduğu kişi ve 71 yaşındaki teyzesi Öznur Tufan'dı. Onlara ve avukatları Servet Bakırtaş'a davayı geri çekmeleri için baskı yaptı. Dava geri çekilmeyince de önce avukatı sonra da 71 yaşındaki kadını öldürdü. Davasını sonuna kadar benim oğlum, kızım, çok sayıda avukat takip edeceğiz bunu. Müebbete kadar ceza almasını istiyoruz. Çifte cinayetin zanlısı kaçmaya çalıştı ama yakalandı. O cezaevine gönderilirken avukat Servet Bakırtaş gözyaşlarıyla son yolculuğuna uğurlandı. Eyvallah, Barolarsa meslektaşlarının ölümü nedeniyle ayağa kalktı. Türkiye Barolar Birliği olarak 4 Nisan'da Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne bir önerge sunduk. Avukata dönük şiddetin araştırılması için Meclis Araştırma Komisyonu kurulsun. Bir gün sonra 5 Nisan Avukatlar Günü'nde önerge reddedildi. Türkiye'deki 170 bin avukatın örgütlü güçleri olan barolarla birlikte eylemsel tavra geçeceğini tekrar buradan ifade ediyorum. İki günlük boykot çağrısında bulundu avukatlar. Perşembe olduğu gibi cumada duruşmalara girmeme kararı aldılar. Duruşmaların boykotundayız. Hepimize bir gün hukuk lazım olacak. Aslında bu noktadan yola çıkarak şiddet sarmalına baktığımızda bazı meslekler evet daha dezavantajlı olabilir, daha zor olabilir ama en azından e, arkasında durarak görevimizi yapmış oluruz diye düşünüyorum. Evet. Çünkü e, bu konuda da işin içinden çıkamadığımız bir süreçten geçiyoruz Erinç Bey. Evet son olarak e, meslektaşımız e, avukat Servet Bakırtaş <laughs> e, ve müvekkilini kaybettik ve e, aslına bakarsanız Cinayet sebebini az önce haberde de gördük. Tamamen meslektaşımızın görevini yaptığı konuyla ilgili olarak. Açtığı, açtığı davayı geri çekmemesi üzerine işlenen bir cinayetten bahsediyoruz. Yani görevi sırasında ve göreviyle ilgili bir evet. cinayet. Yine devamında da bir vatandaşımızın da hayatını kaybetmesine sebebiyet veren bir saldırıdan, canice bir saldırıdan bahsediyoruz. Bu tabi baktığımızda bizim açımızdan bu mesleğin içerisinde bulunduğu durumla çok ilgili. Biz bunu yıllardır isyan ediyoruz. Bütün barolar, Türkiye Barolar Birliği bu konuda. Harekete geçilmesi, bir politika belirlenmesi, önlemlerin alınması yönünde taleplerimiz oldu. Biz en son 4 Nisan'da geçtiğimiz 4 Nisan'da Türkiye Büyük Millet Meclisine Türkiye Barolar Birliği olarak bir önerge götürdük. Tüm siyasi partilerin grup başkan vekilliklerine bunu ulaştırdık. Her birinden randevu aldık, gittik tek tek anlattık kendilerini, hı hı. içerisinde bulunduğumuz durumu, avukatların sosyoekonomik durumlarının nereye vardığını. Bu sosyoekonomik durumunun yanında getirdiği intihar ve devamında da şiddet vakalarının araştırılması için komisyon kurulmasını talep ettik. Hı hı. Meclis çatısı altında bu komisyon kurulsun ki bu sorunları net olarak ortaya koyalım, çözüm önerilerini ortaya koyalım. Daha sonra da bunların bir politika haline getirilmesi için baskı unsuru olmaya gayret edelim. Amacımız buydu. 5 Nisan Avukatlar Günüdür. 5 Nisan'da Meclis çatısı altında bizim bu önergemiz reddedildi. 93 gün sonra da meslektaşımıza dönük bu saldırı gerçekleşti. Ve bu ilk değil. Tabii ilk değil. Çok sayıda saldırı var. Çoğu zaman bu saldırılar basit tıbbi müdahaleyle giderilebilecek nitelikte olabiliyor. Veya daha ağır kemik kırıklı Tabii. yaralamalar olabiliyor ama çok haber olmuyor. Görünürde kılamıyoruz maalesef. Bilinmiyor ancak biz hemen hemen her gün bu ülkenin birçok ilinde, adliyelerde, karakollarda, cezaevlerinde, bürolarında avukatlar şiddete uğruyorlar. Bunun önlenmesi için de son olarak artık e, dün e, Adalet Bakanı ile bir e, Sayın Adalet Bakanı ile bir telefon görüşmesi yaptık ve e, Sayın Bakan taziye dileklerini bize iletti. Orada neler yapabileceğimizde evet. konuştuk, somut önerilerimizi Sayın Bakan'a Adalet Bakanlığı'na ilettik. E, ayrıntılı olarak düzenlemeler neler yapılması gerektiğini, ilk etapta yapılabilecekler yasal düzenleme gerektirenler olarak ayırdık ve Bundan daha önce 4 Haziran'da yaptığımız bir değerlendirme toplantısı oldu. Tüm barolarımız ve delegelerimizle birlikte. Avukatların uğradığı çok da ciddi bir ekonomik şiddet çünkü söz konusu. Genç meslektaşlarımız artık asgari ücret seviyesine dahi iş bulamayacak durumdalar ve bu çok büyük bir ümitsizliği yanında getiriyor. Buna ilişkin önlemlerin ve avukata şiddete dönük önlemlerin ivedi olarak alınmasını, bunların artık somut ee, çabalarını ve düzenlemelerini görmezsek eğer biz de yeni adli yılla birlikte e, anayasadan kaynaklanan demokratik haklarımızı kullanacağımızı uh -huh. bunun içerisinde tabii ki toplantı gösteri yürüyüşü gibi unsurlar olmakla birlikte boykot ve diğer hizmet kanallarımızı kapatmanın da dahil olduğunu açıkça ilan ettik. Şimdi biz başvurularımızı yaptık Sayın bakanla. Meclise artık avukatların bu sorunlarını e, çözümüne dönük somut adımları görmek istiyoruz. Evet. Bunların yapılmaması bizler açısından artık bu mesleğin de yapılamayacağı bir maalesef ortamı hayata geçirmiştir. Gereğini meslek örgütleri barolar ve Türkiye barolar Birliği olarak yapmakta son derece kararlıyız. Ama bir yandan da e, ülkemizde eylem hakkı grev hakkı, boykot hakkına dair evet. de tartıştıklarımız var ve bunu en çok yaşamış kişilerden biri sizsiniz evet. çoklu bora çoklu boro evet. protestolarında. Ee, Korkunç bir e, süreç, süreç geçirdiniz ve <laughs> gerçekten yaralayıcıydı bu. Çünkü bu bir haktır bildiğim evet. kadarıyla sosyal devlette yanılıyorsam lütfen düzeltin. Kesinlikle demokratik bir hukuk devletinin evet. olmazsa olmazıdır. Ama mesela emekliler TÜİK'in kapısına gittiğinde ya da EYT'liler ya da asgari ücretliler ya da işçiler ya da e, siz avukatlar, hukukçular, doktorlarımız gittiğinde ya da herhangi bir insan eylem yaptığında ma hakkını kullandığında gazeteciler evet. e, tutuklama ya da çeşitli suçlarla yargılanmak durumunda kalıyor. Maalesef çok da ciddi bir kolluk şiddeti söz konusu oluyor. Evet. Burada. Yani e, buradaki emir ve talimatın, şimdi hukuka aykırı emir ve talimatın uygulanmaması gerektiğini, uygulayan kişilerin de sorumlu olduğu gerçeği bizim zaten mevzuatımızda da vardır. Ancak hukuka aykırı talimat da olsa kolluğun buradaki tavrının gerçekten çok sert olduğunu görüyoruz. Geçen gün işte doktorların yaptığı eylemle ilgili yürütülen süreç en son örneğidir bu. Gerçekten çok ağır bir, en anayasal en temel haklardan bahsediyoruz. Bir konuya ilişkin eleştirinizi sokakta, Barışçıl, e, herhangi bir şekilde birine, bir unsura, bir mala zarar vermeden barışçıl olarak eleştirme hakkınızın elinizden alındığını ve hatta daha da öteye götüreyim bunu, e, bu kişilerin eylem yapmak için e, sokağa çıkan insanların, vatandaşlarımızın aynı zamanda terörize edilen bir e, ve hedef gösterilen bir yöntemin e, yaşatıldığını görüyoruz bütün bu tür etkinliklere, eylemlere muhakkak ki bir başka unsur eklenerek işte provokatörler var, işte bunlar zaten terörist, işte bunlar şöyle yapıyorlar gibi algıyla maalesef ki insanları sokakta hakkını aramanın sanki bir suç olmuş gibi bir anlayışa e, sürüklendiğimizi görüyoruz. Yani onu bırakın mezuniyet törenlerinde bile başka gruplar var diyerek e, yıllardır hiç ara verilmeyen e, ODTÜ mezuniyeti ve diğer üniversitelerimizdeki Boğaziçi Üniversitelerindeki mezuniyetler bile e, maalesef yapılmadı bu yıl. Evet. Ciddi anlamda evet. geleneklerimizi de kaybettiğimiz bir süreçten geçiyoruz. Tabii ki Kurumların son olarak ODTÜ e, mezuniyet evet. töreninin ki yıllardır devrim stadyumunda yapılır. Eleştiriler de olur onun içerisinde. Hı hı. Güleriz de bazen. Pankartlarla. Son derece zekice hazırlanan pankartlar vardır. Hayranlıkla da seyrederiz ama orası bir şenliktir. Evet. Yıllarca emek vermiş, gerçekten de çok zor bir üniversite. Yıllarca emek vermiş öğrencilerin o umutluluğunu rektörlüğün böyle çok kabul edilemez bir gerekçeyle, Farklı unsurlar katılabiliyor, işte eleştiri olacak burada, e, o sebeple biz burayı iptal ediyoruz demesini anlamak e, mümkün değil. ODTÜ'ye girişlerin ne kadar e, sıkı kontrole tabi olduğunu hepimiz biliriz Ankara'da. Öyle elinizi kolunuzu sallayarak giremezsiniz, muhakkak ki kontrolleri yapılır girişte. Haliyle bu açıkça farklı unsurların girmesi değil. Farklı görüşe ben tahammül edemiyorum diyor rektörlük. Farklı unsurlar değil. Maalesef ki farklı görüşe tahammül edemiyorum. Ben eleştiriye tahammül edemiyorum diyor aslına bakarsanız. Bu eleştirinin de görünür olmasına hiç tahammül edemiyorum. O yüzden de burayı iptal ediyorum. Kongre ve Kültür Merkezine daha küçük kapsamlı bir dostlar alışverişte görsün ya da yapmadık dememek adına yapılan maalesef ki bu kadar ciddi bir geleneğin bir kararlı ortadan kaldırıldığı bir süreci yaşıyoruz. Hı hı. Ve en benim açımdan ızdırap verici olan da şudur bu tür hak ihlalleri her ülkede olabilir. Her ülkede olabilir. Oluyor da. Ama bunlara dur diyen bir yargı sistemi var. Maalesef biz o sistemi kaybettik. Artık bu tür hak ihlallerine dur demiyor yargı. Hatta az önce konuştuğumuz Konya örneğinde olduğu üzere bu tür hak ihlalleri maalesef ki bazen bizzat yargı eliyle yaratılıyor. Evet. Geldiğimiz noktadaki en büyük sıkıntımızın da bu olduğuna inanıyorum. Bizim sırtımızı yaslayabileceğimiz, ya bir haksızlık varsa da yargı var diyebileceğimiz bir düzenden hızla uzaklaştık. Evet. Diliyoruz ki mücadelelerinizle birlikte ve Türkiye Barolar Birliği Başkanı olarak direncinizle birlikte yeniden kaybettiğimiz hukuk ülkesini ve haklarımızı kazanırız. Hep birlikte kazanmak zorundayız. Ben eğer kapatıyorsak bu vesileyle tüm yurttaşlarımızın da bayramını kutlamak istiyorum. Sağlıklı, huzurlu, keyifli bir bayram geçmesi dileğimle. Çok teşekkür ediyoruz. Şimdi bir reklam arası dönüşte tekrar buradayız.